Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizde Ağrılı ilçemize bağlı Kuruçay mahallemizin yaylası olan Yiğitsini Yaylası'nda gezi düzenleyeceğiz. Bugünkü rotamızda yaylamız var. Yayla sisli boranlı, ilk geldiğimizde avcılarla denk geldik, mantar aradık. Güzel bir gezi oldu. Buyurun seyre. Geçtiğimiz günlerde yağan kar sonrası gördüğünüz gibi çatılardan akan karlar gölgede duruyor. Tabii yaylanın içinde kar manzarası yok. Yaylada genel itibariyle sis etkili. Zirveye tırmanınca iyi ışıladık. Ardıcı ağaçlarının mis gibi kokutusu. Yani gerçekten çok güzel kokuyor. Obanın içi güneşli ama kuzey cepheler ve biraz daha yüksek kesimlerinden sis yeni kalkıyor. Gördüğünüz yaprak gibi şeyler çam ağaçlarının geleceği umudu, tohumlarını içeren kozalakların parçalanmış tohum blokları. İşte şurası şu gördüğünüz alan. Şu şekilde. Şu kısım toprağa değdiğinde şu şekilde girdiğinde topraktan yeni bir ağaç fidesi canlanıyor. Gördüğünüz gibi yerler tamamen tohumlarla kaplı. Yaylada dumanla karışık sisler. İleri taraftan bir koyun sürüsü veya da davar sürüsü var. Muhtemel çobanın sesi geliyor. Yaylaya ilk geldiğimizde görüntülerde de göreceğiniz gibi sis çok güzeldi. Tabii öğlen vakti olunca sis çekildi. Oba aşağıda gördüğünüz gibi Kuruçay yaylası. Çayırlıklar yeni yeni yeşilleniyor. Ama tabii çok fazla yağış almadığı için bu mevsimde şimdiye daha fazla yeşil olması lazım. Geçtiğimiz günlerde biraz kar yağdı. Kar da tabii hemen eriyip gitti. Toprak aç, susuz. Davar sesini duyuyorsunuz. Şu anda görüntüde görükmesi de ben karşıdan davarın geçişini görüyorum. Şöyle karşı dağda. Koca olanın sesi. Gördüğünüz gibi önceki senelerden kuruyan ve daha sonra rüzgarla parçalanan bir ağaç. Doğanın kendi bir döngüsü var. Yavaştan
Bu ağaç bizler tarafından kullanılmazsa ne olacak? Şu ileride gördüğünüz şekilde yavaş yavaş tekrardan ağaçlara, gördüğünüz gibi bakın burada koca bir ağaç ne olmuş? Zamanla çürüyerek küpür olmuş. Doğada hiçbir şey kesinlikle israf olmuyor. Kendi bir düzeni var, nizamı var. Kuş sesleri ve çobanımızın dağda çığlıkları. Aleykümselam abi. Nasıl, var mı bir şeyler? El boş gibi. Valla dev şurada yine bir tane sabahleyin tamam. Ha, fazla yok o zaman. Yok. Kaç kişiyiz? Bayağı 5-6 kişi varız. Varız. Ya, maşallah. Tam vurucu. Allah kolaylık versin. Köpeğin? Ada. Ada. Ada? Ada? Gel bakayım. Ben sesleniyorum, bana hiç pas vermiyor. Ada deyince hemen döndü valla. Rastgele abi. Kolay gelsin hepinize. Görüşürüz ustam. Abi ağacılık deyince yani gerçekten bana şahsen uzak bir kelime. Yani bir canlının ihtiyaç durumunda yapılması belki, ama onun harici zevk için av ve de soyunu kuruturcasına bir av girişimi gerçekten bana göre sıkıntılı. Ahırlılı avcı timi. Maşallah 10-15 kişi varlar. Biraz önce gördüğünüz dağda her an birileri çıkabiliyor karşınıza. Allah korusun. Yani sıkıntılı olan daha önceden farklı örnekleri de oldu. En az 10 kişilik bir ekip dağılarak ilerliyor. Bizim normal sesimizi duymasalar, yani ağlayacakları herhangi bir şey sanıp bize ateş yapma ihtimali bile olabilir. Allah korusun. Evet, gördüğünüz gibi burada da kocaman, muhtemelen yıldırım düşmesi de olabilir ya da çürümeye bağlı olarak yarılmış bir parçası da bu şekilde kurulmuş. Andız pekmezinin yapıldığı andızımız, gördüğünüz gibi dağa çıkmanın, dağda vakit geçirmenin en güzel yanı açıkçası yaktığınız ateş ve ateş başında demlenen çay, onun yanına attığınız, közünü attığınız kumpirin piştikten sonra yenmesi ve çay başında, ateş başında muhabbetler. Yaylayı güzelleştiren bence budur. Ateşimiz gürül gürül yanıyor. Közümüz oluştu. Çıtır çıtır sesi gerçekten hoş. Hafif de hava soğuk olunca, tabi hareket edince dağlarda üşümezsiniz, ama durduğunuz yerde ateş başında oturmazsanız yaylalar bu vakitlerde gerçekten serin olur. Ocak başında çay keyfimiz tamam. Şimdi yaylada daha doğru tırmanıyoruz ve vakit mantar arama ve denk gelirse ufak yollu belki daha da atış yapma zamanı. Dağların bu sisine pusuna hastayım. Gördüğünüz gibi çam ağaçları, ardıç ağaçlarının arasından
böyle sis. Çok hoş bir silüet oluşturuyor güneşle beraber. Güneş ve aralanan sis, ışık hüzmeleri ve ağaçlarda biriken çiğin dokunduğumuzda damla damla düşüşü doğacandır. Dağların başı kekikli, mis gibi kokusu. Yani şu an kokusunu ekrana yansıtamıyoruz ama gerçekten Toroslar'da mevsim Kasım olsa da mis gibi kekik kokusu dağda buram buram tutuyor. Videomuzun başında dediğimiz gibi avcılarla muhabbet de olduğu gibi biz de çıktık, daha temiz havamızı aldık. Mantar bahane, av bahane, o dağlarda gezdik dolaştık. Yani sıkıntı ve stresimizi attık açıkçası. Dağ bizim için öncelikli olarak bu. Hedefimiz bu. Doğayla iç içe olabilmek. Şu gördüğümüz alan Mersin göçerilerinden Yaşar Dayı'nın Kuruçay'a ilk geldiğinde konakladığı alan. Şu anki olduğu gibi bahar aylarında geldiklerinde yani esinti fazla olduğu için bu alana yerleşiyorlar. Ve biraz daha korunaklı, daha içine doğru bir alan. Tabi geniş değil. İlk önce burayı kullanıyorlar. Daha sonra şu aşağıdaki düzlüğün içindeki geniş alan var. Orayı kullanıyorlar. Yörükler açıkçası biliyor. Havanın durumunu, rüzgarın konumunu, nereye konuklayacaklarını. İnsanlar yani bizler gibi değil bu insanlar. Bizler nedir? Evimize kapalıyız. Yani vay, rüzgar sağdan esmiş, soldan esmiş. Çok da önemli değil ama direkt doğayla iç içe yaşamda her şeyi deneyimliyorlar. Ve on sonraki yolculuklarında o deneyimlerle hareket ediyorlar. Gördüğünüz şu alan, şu genişçe alanda ikinci konaklama yeri. Burada yazı çıkardı. Kaç gündü? Onun 5 bir ay önce oldu galiba. Bir ay öncesi de buradan gittiler. Biraz önce çekimini yaptığımız çiğdemler, güz çiğdemi dediğimiz veya da vargit çiçekleri, bunlar çıktı mıydı? Havanın satın soğuyacağı, sertleşmeye başladığında
çıkan çiçekler. Yörükler zaten biliyor. İsmini de var git olarak onlar da bildiği için ona göre altyapılarını hazırlıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi ileride çok geride net olmayabilir. Telli baraka yeri de var. Duruyor yani seneye geldiğinde hazır olacak. Evet. Kuruçay mahallemizin Kuruçay Yiğisi'ni yaylası camisi görüktü. Yaylada toplamda 7 civarı ev olması lazım. 7 hane var. Yayla güzel. Yapı itibariyle otlak alanda ev yok. Dağ kesiminde var. Otlak alan geniş. Malcılıkla uğraşan bir başardayımız var. Bir de işte yörük göçerler geliyor. Onun harici yaylada yaşamak için gelen insanlar var. Güzel temiz bir yayla. Ali ile gelip işte çocuklar çimlerde, çayırlıklarda gezebileceği hoş bir alan. Evet, yayladaki evler. İnsanlar gitse de yaylaların bekçisi. Şanlı bayrağımız gördüğünüz gibi yoğun rüzgarla beraber dalgalanmaya devam ediyor. Memleketimin hasreti. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah sılama bir daha gelmek istiyorum. Yaylama, yaylama. Ben köyüme varsam ya akşam sabah topraklarına yüzüm sürmek istiyorum. Ben yaylama varsam ya akşam sabah taşlarına, topraklarına yüzümü sürmek istiyorum. Yaylaları çok seviyoruz o zaman. Evet, yaylaları çok seviyoruz. Entarimi giysem, sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa, başangıdır diye mahalle bıksa, kesekle camları kırmak istiyorum. Cesurluğumu tutsa şöyle kasılsam, atlıların arkasına asılsam, kamçıyı yiyince yere yasılsam yollarda ağlayıp durmak istiyorum. Şimdi Kuruçay Yaylası'ndan kim derler? Onu Kuruçay Yaylası'ndan Ali Yücel eşi Ayşe Yücel. Ali Yücel. Teşekkürler teyzem. Sağ olun kuzum, sağ olun, Allah razı olsun. Daha çocukluk şeyimden çok şeyler var da şimdi aklımda. Rabbim ömür verirse seneye yaylada İnşallah. Şeker ederiz. İnşallah yengem. Seneye yaylada ben söyleyen siz çekin. Tamam inşallah. Sağ olun.